Yeryüzündeki her çocuk mutlu olmayı ve gülmeyi hak ediyor. Ama bazıları hastalık, travma, savaşlar ve diğer özel nedenlerden dolayı buna kolay ulaşamıyor. Biz, İyilik Kulübü ekibi olarak bu arkadaşlarımızın dileklerini yerine getirmek ve onları mutlu etmek için bir araya geldik. İşte ekibin görünen yüzleri. Fırat, Işık, Cansın. Bir çocuk mutlu olacaksa bizler için imkansız yoktur. Çünkü burası İyilik Kulübü ve sizler İyilik Kulübü'ne hoş geldiniz. İyilik Kulübü bu haftaki bölümünde 17 yaşındaki Yıldırım Beyazıt Yakar'ın hayalini gerçekleştiriyor. Yıldırım Beyazıt bağlama çalıyor, türkü söylüyor ve Kubat'la tanışıyor. Yıldırım Beyazıt'ın gerçekleşen hayalleri, bağlamanın teline dokunduğunda göğe yükselen notalar, türkülerin hüzünlü neşesi, Kubat'ın tadına doyulmaz türkü yorumları. Hepsi ve daha fazlası az sonra İyilik Kulübü'nde. İyilik Kulübü başlıyor. Güneşin dünyaya yeni merhaba dediği sıralarda İyilik Kulübü ekibi Yıldırım Beyazıt'la tanışmak ve onun hayallerini bir de kendi ağzından duymak üzere çoktan yola çıkmıştı bile. Bizlere www.iyilikkulubu.tv adresindeki başvuru formundan ulaşan Yıldırım Beyazıt Yakar'ı yakından tanıyalım. Herkesin daha sık kullandığı ismiyle Beyazıt, İyilik Kulübü'nün en büyük üyelerinden biri oldu. Hayatının merkezine müziği, türküleri ve bağlamayı koyan Beyazıt'ın ilgi alanı bunlarla kısıtlı değil. Aslında daha pek çok müzik aletini çalabiliyor. Bu açıdan ona bir müzik dehası desek yanlış olmaz. Şimdi onu daha iyi anlamak için Beyazıt'ın hastalığı hakkındaki ayrıntılı bilgiyi doktorundan alalım. Beyazıt 17 yaşında şu anda ama çok erken yaşta ailenin fark ettiği şeyler var. 7-8 aylıkken çevreye karşı ilgisizlik, hani sosyal kısıtlılık ve bir yaşında hani tabii kıyaslamak çok doğru değil ama hani kuzeniyle kıyaslandığında hani bir şeylerin yanlış gittiğini aile fark etmiş. Çok erken bir yaş, erken bir dönem aslında ama tanı 2,5 yaşında konmuş. Biraz geç, yani geç kalınmamış aslında. Normal hani Türkiye ortalamasında tanı konulan bir yaş ama hani daha önce fark edilip daha önce yani aile başvursaydı ve hani ona göre bir eğitime başlatılsaydı çok daha faydalı olabilirdi. Yine çok iyi toparlamış tabii ki de. Birçok yönde yetenekleri ve başarıları var. Tabii bu tarz çocukların sözel alanda gelişimleri yetersiz oldukları için diğer alanlarda görsel, işitsel alanlar, gelişim alanları çok daha diğer çocuklara oranla çok daha fazla gelişmiş oluyor. Çok fazla yani üç boyutlu düşünme, hani görsel bir şeyleri ezberleme, hem sözel anlamda hem akılda tutma anlamında diğer çocuklara oranla çok daha başarılı olabiliyorlar. Beyazıt da zaten bayağı müzik konusunda ve resim konusunda yetenekli. Bu toprağın mayasını türkülerle karmışlar. O yüzdendir ki kişi hangi ruh halinde olursa olsun türkülere kayıtsız kalamaz. Bugün İstanbul Sultan Gazi'de Beyazıt Yakar ve ailesine konuk oluyoruz. Beyazıt'ın türkülerle dolu bir dileği var. Şimdi gidip Beyazıt ve ailesini biraz daha yakından tanıyalım ve Beyazıt'ın dileğini bir de kendi ağzından dinleyelim. Hadi gidelim. Hadi. Aşık Veysel'in Kara Toprağı, Neşet Ertaş'ın Zahide'mi, Aşık Mahsuni Şerif'in İşte Gidiyorum Çeşmi Siyahı'mı, hepsi farklı ağızlardan çıkıp aynı yere varırlar. Kalplerimizin ta en derinlerine. Türkiye haritasını ezberden çizebilme kabiliyeti, gönüllerin titrediği bu anlarda bahşedilir bizlere.
Öncelikle teşekkür ediyoruz bizi davet ettiğiniz için. Sağ olun. Çok da güzel ağırladınız. Sağ olun. Beyazıt'ın dileğini duyunca da çok heyecanlandık. Evet, evet. Dedik ki sizleri de biraz yakından tanıyalım. Hem Beyazıt'ı hem ailesini yakından tanıyalım istedik. Önce anneyle başlayalım şimdi. Annelerin yeri ayrı çünkü hepimiz için. O yüzden bir Meryem Hanım, sizi biraz yakından tanıyalım istiyoruz. Nerelisiniz, ne iş yapıyorsunuz? Biraz kendinizi anlatın bize. Ben Erzincanlıyım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışıyorum. Çok yeniyim orada da, yani 3-5 senelik bir çalışmam var. Daha öncesinde Beyazıt'la beraberdik. Onun özel eğitimiyle ilgili sürekli koşuşturmadaydım. Belirli bir noktaya geldikten sonra Beyazıt, artık Beyazıt'ın eğitimden çok sosyalleşmesi gerektiğini düşündüm. Onun uzaktan takip edebileceğim şekilde işim de rast gitti diye. Ne güzel. Bu şekilde devam eden bir koşuşturma içerisindeyim. Sizi de biraz yakından tanımak istiyoruz. Ben Fikriye, Beyazıt'ın teyzesiyim. Elimizden geldiği kadar Beyazıt'ın yanında olmaya çalışıyoruz. Kardeşime yardımcı olmaya çalışıyorum. Beyazıt bizim için çok farklı bir çocuk. Yani Beyazıt çok olumlu, ılımlı bir çocuk. Hani böyle huysuz, hani sinirli, agresif birisi değil. Annesi işe gitse, anneannesine bıraksa, hasta dedemiz var. Ona ilaçlarını verir, onu lavaboya götürür. Hani eve bakım gelse, doktoru gelse, hani doktorlarla beraber, yani babamla da iletişimi. Çok iyi yani, Beyazıt'a hiçbir sıkıntımız yok. Beyazıt evde de çok yardımcı bir çocuk. Benim elim gibi bir şey oldu artık. Son zamanlarda birlikte temizliğimizi yapıyoruz, birlikte ütümüzü yapıyoruz, birlikte yemeğimizi yapıyoruz. Müziğe ilgin nereden başladı Beyazıt? İlk nasıl başladı? Şu yaşlarda olmuştu. O zaman mırıldanarak şey yapıyorum, mırıldanıyorum. Hı-hı. Hı-hı. Şarkı söylüyorum. Sonra? Tabii 9-10 yaşında başlamıştım ben bağlamaya. Oo, o da bayağı küçükmüşsün o zaman. Evet, evet. Peki bağlamaya nasıl heveslendin? Yani ailede böyle çalan biri mi vardı ya da ne bileyim bir tanıdığınız... Müziğe yatkınlığı olan bir tanıdığınız bir olabilir. Müzisyen şimdi var mıydı çevreniz? Şöyle söyleyeyim hocam. Beyazıt 8 yaşına kadar konuşmadı. Yani Beyazıt'tan sesler alıyorduk. Sesleri. Ses var ama neden konuşmuyor? Hani sıkıntı ne? Hani otizmin zaten şeyi bu. Hani iletişim kuramama. Yani hiçbir şekilde... Ne aile, ne çevre, hiç, çocuğun kendi bir dünyası var, o iç dünyasında. Doktorumuz da böyle müzikle uğraşsın, hani iyi gelecek ona demesiyle biz müzik serüvenine başladık. Ama bağlamayla başlama kararı sana mı ait? Sen mi seçtin? Diyelim ki bana ait. Öyle diyelim peki madem. Ama seviyordun herhalde ki. Çalmak istedin. Yani dinliyordun bağlama belki, türküleri seviyordun. Eline bir önce gitar aldım. Ha. İlk dabruka, sonra gitar. Gitar da çok güzel. Şu an bile çalıyor ama bağlamada kaldı Beyazıt. Bağlamada kalmamış aslında. Bir şey söyleyeceğim, neler çalıyorsun? Gitar duyduk, dabruka duyduk. Bir sürü enstrüman var yani bağlamada. Yani bağlamayı zaten biliyoruz. Neler var, sen saysana neler çalıyorsun? Bağlamanın dışında yani ziyade... tambur var, ut var, kanun var, hudum var, üflemeli çalgıda ney var, her türlü enstrümanlar var, sayısız enstrümanlar. Piyano da var. Piyano da var. Her türlü batari de var. Bayağı tek kişilik orkestrasın sen. Evet. Yani. Maşallah. Ben bunun ismini asla koyamadım ama daha sonra öğrendiğimde çocuk absolit kulakmış, yani Beyazıt absolit kulakmış. Bu da hani... çoğu insanda olmayan bir şeymiş. Yetenekli insanlarda olan bir müzik kulağı varmış. Şimdi bu müzik yeteneğini öğrenmiş olduk yani birazcık. Evet. Ama bir de başka yetenekleri de varmış. Ben şurada böyle resimler görüyorum. Evet, evet. Ve onları sen yaptın. Altında Yıldırım Beyazıt yazıyor. Onlar o tarzda benim imzam. Peki neler çizmekten, nasıl resimler yapmaktan hoşlanıyorsun? Ne resimleri çiziyorsun genellikle? İstanbul'un tarihi yerlerini çizerim. Sadece İstanbul'un değil, her türlü yani Türkiye'nin her yerinde. Duvarlara
çizimler yapmaya başlamıştı. Yani 2,5-3 yaşlarında falan. Ama yani boyunu yettiği yere kadar bütün komple ev boyaydı. Cami minaresi, işte elektrik direkleri, en dikkat çektiği şeyleri oydu. Öyle onu deftere dökmeye başladı. Sonra artık resimde çok güzel şekiller almaya başladı. Yaklaşık 6 tane kişisel sergisini açtı Beyazıt. Hiç aklımızın ucundan geçmezdi açıkçası. Hani Beyazıt bir gün bunları yapacak, hiç geçmezdi. Hayaldi. Hala da böyle bakıyorum, duygulanıyorum yani. Oluyormuş, yapabiliyormuş. Peki ben bir şey merak ediyorum Beyazıt. Şimdi sen resime, müziğe ilgilisin. Hatta bir sürü sanata karşı ilgilisin. Bunları böyle keşfettiğiniz zaman herhangi bir kursa gitti mi? Kendi kendine mi öğrendi? Nasıl oluştu o süreç? Şimdi ilk müziğe başlasın dendiğinde bir kursa gittik. Ücretliydi bu kurs. Ama hani kurs ücretleri çok yüklüydü. Bir iki defa götürdüm. Yani fazla götüremedim çünkü hani günlük ödeme yapmam gerekiyordu. Bana ağır geldi. Ben onu evde ilerlettim. Yani benim müzikle alakam yok. Ben hiç bilmem yani. Ama duyduğumuz hani kulaktan duyma olan türküleri falan. Derken Beyazıt bayağı bir ilerletti yani. Söylemeye böyle başladı enstrümanlara. Başladı. İlk türküsü de hatta Beyazıt'ın Mihriban'dı. Sarı saçlarını, deli gönlünü. Çarşambayı sen aldı. Pardon, özür dilerim. Ama yanlış olmamış. Lütfen, bütün de hiçbir detay kaçırılmıyor. Kaç yaşındaydı Çarşambayı sen aldığı söylediğinde? 9,5 yaşında vardı. 9-9,5 yaşında vardı. Şimdi söyle bakalım birazcık. Çarşambayı sen aldı, bir yar sevdim. El aldı aman aman, bir yar sevdim. El aldı. Türküler insanı aniden içine alıverir. Adeta bulunduğumuz yerden başka bir aleme ışınlanırız. Kim bilir Beyazıt'ın sesini duyan sizler şu an neredesinizdir? Bravo. Sağ olun, teşekkür ederim. Şimdi 9 yaşına dönmüş olduk. 9 yaşındaki söyledi yani ilk Türkiye dönmüş olduk. Peki ilk söylediğinde belki siz de yanındaydınız bilemiyorum şimdi ama ne hissettiniz yani? Ağladım. İlk türküsünü dinlediğimde o kadar çok canım acıyordu ki açıkçası hani bütün vücudum ağrı içinde. Koşuşturuyorsun gerginlik, stres, ister istemez gün içinde yaşadığın olumsuz şeyler. Beyazıt Çarşamba'yı sel aldı türküsü söylediğinde ben değdi deyip kendim ağladığımı hatırlıyorum şimdi. Hani öpeyim geçiyor diyor ya annelerimiz. Öpeyim de geçsin acıların diye hani düştüğümüzde falan. Beyazıt da şarkı söyleyince geçiyor o sıkıntılarımız. Yaşanılan sorunlar, sıkıntılar, dertler, hastalıklar, zor şartlar, her şey üst üste gelir. Ta ki sabah olup biri perdeyi aralayarak güneşi eve davet edene kadar. Beyazıt'ı 8 aylık fark ettim ben. Aynı aylarda doğmuş 2 tane daha yeğenim vardı. Onların gelişimiyle hemen hemen aynı olması gerekiyordu. Hemen hemen aynı ayda doğdular çocuklar ama Beyazıt tepkisizdi. 8 aylık olmasına rağmen hiç agucuklar falan yapmadı. 1 yaşına kadar doktora götürdüğümde, 8 aylık doktora götürdüğümde çok erken olduğunu, hatta gerek olmadığını, hani çok ufak olduğu için böyle şeylerin teşhisi, tanısı çok zor dedi. Hani neden bu çocuk tepki vermiyor diye sorduğumda. Otizm tanısı konuldu, 2,5 yaşına konuldu. Ondan sonra işte doktorumuz çok ağır konuşmuştu ilk işte tanı konulduğu zaman otizm tanısı. Bu çocuk böyle devam edecek demişti yani. Asla işte sizinle konuşamayacak. İşte kesin konuşmuştu. Hani bu çocuklar genelde böyle oluyor. Çok nadir. Hani çok nadir milyonda bir veya işte binde biri çok iyi şekilde hani konuşabiliyor, iletişime geçebiliyor denmişti.
Ama çocuk şimdi 18 yaşına geldi. 6 tane resim sergisi açtı. Hani hiçbir şey yapamaz denen çocuktan. İşte ben ismini bilmiyorum. Yani çocuğun ne çaldığını abartmayayım ama dilim bile dönmüyor. Yani 15 tane bağlamayı biliyorum, bataryayı biliyorum. İşte kanunu biliyorum, piyanoyu biliyorum. Diğerini aklıma, dilime gelmiyor yani. Çocuk neleri başarmış, neler yapmış. Kesin bir şey söylemek aslında çok yanlış çocuklar için. Bu çocuklar gerçekten desteklenirse, yani emek verilirse bir şeyler kesinlikle başarabiliyorlar. Hani bu sadece Beyazıt için değil, benim bütün otizm çocuklar için geçerli. Yeter ki imkan verilsin, yeter ki fırsat verilsin, yeter ki doğru zamanda eğitim alabilsinler. Hiçbir şey yapamaz denilen Beyazıt'ın bu muhteşem dönüşümü herkes için ümit olabilir. Beyazıt'la olan hayallerim, aslında hepsini yaşadım ben. Anne diyecek mi diye yıllarca bekledim. Yani 7-8 yaşlarında falan da öyle bir tek tek konuşmaya başladığında anne dedi, abi dedi, su dedi. Yani ilk cümleleri bizim için çok değerliydi. Beyazıt denince içimde binlerce bahar çiçek açıyor sanki böyle. Hep içim kıpır kıpır. Çünkü kendi de öyle. Hep bahar dalı gibi bir çocuk. Hep açık. Az sonra Beyazıt'ın hayalini öğrenme zamanı geldi. Bakalım Beyazıt hangi hayalini gerçekleştirmemizi istiyor? İyilik Kulübü gerçekleştirmeyi umarak soruyor. Beyazıt, gerçekleştirmemizi istediğin en büyük hayalin ne? İyilik Kulübü'nden istediğim dilek, Kubat abiyle beraber şarkı söylemek, konser vermek. Özellikle de düet yaparak bir de sazları birlikte ağlatmak da isterim. Çünkü onun şarkıları güzel, türküleri de güzel. Ben beğeniyorum yani adamı. Ekibimiz Beyazıt'ın hayalini gerçekleştirmek için çalışa dursun. Biz de bu arada Beyazıt'ın hayalini daha yakından tanıyalım. Kubat aslen Afyon Karahisarlı bir ailenin çocuğu olarak Belçika'da dünyaya geldi. Gurbette yaşadığı yıllarda Batı müziği konusunda eğitim aldı. Fakat kendi kültürünü asla unutmadı. 1996 yılında çıkarttığı ilk albümünden sonra 7 albüm daha çıkaran Kubat, yaptığı her işle halkın kalbinde kurduğu tahtı daha da sağlamlaştırmayı başardı. Hayata yanlış yerden bakan insanlar yapamazsın, başaramazsın, olamaz derler. Halbuki hayata sevgi çerçevesinden baksalar yapılamayacak hiçbir şeyin, başarılamayacak hiçbir işin olmadığını görebilirler. Hele o sevgi, bir de annenin oğula verdiği karşılıksız ve bitimsiz o müthiş sevgi varsa orada her an her şey olabilir. Tüm olmaz denilenler olur. Çünkü o annenin kalbinde her an binlerce çiçek açıyordur. Doğu Ekspresi'nin sayın yolcuları. Türkü diyarına yapacağımız yolculuk az sonra Beyazıt'ın kaptanlığında başlayacak. Lütfen yerlerinize oturun. Beyazıt, artık hayaline çok yaklaştık. Evet. Biraz sonra bakalım yüzündeki o gülümsemeyi göreceğiz mi, çok merak ediyorum. Heyecan arttı mı onu söyle. Çok az kaldı çünkü varmamıza. Heyecan artıyor biraz. Artıyor. Öyle mi? O zaman evet. Heyecanımızı hafifletmek için ne yapıyoruz? Türkü mü söylesek acaba? Değil mi? Bence söyleyelim. Muhteşem olur. Söyleyelim. Bak ben bilerek radyoyu falan açmadım. Lütfen. Artık bizim radyomuz sensin Beyazıt. Tamam, sağ olun. Bahçe duvarından açtım. Bahçe duvarından açtım. Sarmaşık günlere dolaştım. Sarmaşık günlere dolaştım. Öptüm sevdim, halelleştim. Öptüm sevdim, halelleştim. Yanıyorum, yanıyorum, yanıyorum hele. Main oldum,
Gonca. Nefesler tutuldu. Heyecan dorukta. Muhtemelen Beyazıt şu an neden burada olduğumuzu düşünüyordur. Acaba sürprizimizi nasıl karşılayacak? Heyecanımızı almak için şey yapalım mı? Bak ben de bir bağlama aldım ama umarım doğru almışımdır. Bağlama? Evet. Ben de bununla öğrenebilir miyim bağlama canı? Bana öğretebilir misin? Öğretiriz inşallah. Ya. Senin bağlama olsun da bu kadar olur. Neydi dur. Bahçe duvarından açtı. Ama ben çalamıyorum, sen çal. İşi ehline bırakalım. Evet, evet, sen bana öğret. Vallahi çal, bir türkü söyle bize onunla. Tamam, çalarım. Hadi. Biz de oynayalım. Ama oynak bir şey olursa seviniriz. Bahçe duvarından açtın. Kudur. Bahçe duvarından açtın. Sarmaşık güllere dolaştım. Sarmaşık güllere dolaştım. Ve buluşma anı. Öptüm, sevdim, halelleştim. Yanıyorum, yanıyorum, yanıyorum hele. Aman! Nail oldum Gonca güle. Hacım sağ ol. Sen söylemeye devam et. Nasılsın ya? İyi abi, sağ ol. Sen deyiz inşallah. Abi sen görünce bayağı heyecanlandım. Atlayalım mı aşağı? Boş ver. Bir sarılalım. Ay benim benim ya. Beyazıt nasılsın kardeşim benim? İyi abi, sağ ol. Sen deyiz. Her şey olur. Heyecanlı mı? İnşallah var. Seni ilk defa görüyorum. Ondan sonra. Merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, merhabalar. Hoş tebrik geldin. Ediyorum sizi öncelikle. Sağ olun. Evet, müthiş program. Küçük bağlamanı alalım, Fırat abine verelim. Aynen. Fırat bunu çalabiliyor. Ben de yeni başladım da bağlamaya. Çok güzel, evet. Hayırlı küçük olsun. Hayırlı olsun. Sağ olun. Bu, biz küçük bağlama olarak Cura'yı biliyoruz. Bu Cura'nın yavrusu. Bu Cura. Tabii tabii. Tabii tabii. Bu daha cusu. Yani en başlangıç seviyesi. Cura'nın cusu. Cu, bunun adını da bulduk, Cu. Nasılsın, iyi misin? Her şey yolunda mı? İyi abicim, Allah aşkına. Ya seni izledim, takip de ediyorum. Muhteşem adamsın. İnşallah bugün dolu dolu bir program olacak beraber. Çok eğleneceğiz. Beni çağırdın. Ben evet. De koşa koşa geldim. Çünkü müthiş bir adamsın. Kalbi, gönlü, ondan sonra yeteneğiyle de birlikte bu pekişince acayip bir enerji çıkıyor ortaya. Evet. Ne yapalım, oturuyor musun? Gelin, vallahi, oturalım, gelin. Gelin. Biz biraz da benziyor muyuz? Ne bu yanaklar falan, elma yanaklar. Seven sevdiğine benzermiş diyelim. Ya da tüm yetenekler yanaklara toplanmış da diyebiliriz. Sen de hafif böyle yemeği seviyorsun galiba. Oo, neler neler. Neler neler yemek yapıyorlarmış. Sever bazen misin? Yani var mı öyle bir yeteneğin? Var çünkü ben. Çok yetenekli adamsın abi yani. Kaç yok, enstrüman yok. Çalıyorsun yok, yok. Sen? Sayısız. Sayısız. Sayısız enstrüman. Dünyada sayısız enstrüman yok. Say bir şöyle bize. Bir şöyle. Seyircilerle bir duysunlar yani bunu. Mesela. Bağlamayla başla. Bağlama çalıyorum. Bağlamadan ziyade ut çalıyorum, kanun çalıyorum, kudüm, tambur, üflemeli çalgıları da vardı. Bir tane ney de vardı? Kavala Sıkarı, da var. Kavala. Hafif kaba neydir o kavala? Daha top, biraz daha pes bir sesi var. Evet. Bu arada enstrümanları altını çizeyim ben. Evet. Geleceğin aranjörü de var karşımızda. O zaman sen de... Ya piyano var mı? Piyano da çalıyor musun? Bir tane eski olgum vardı benim. Tamam. Ya akor falan basıyor musun en azından? Ne yapıyorsun oğlum? Şimdi yanlış anlaşılma olmasın. Çok kibarız o yüzden. Biz Fazıl Say'sın demedim yani ama akor basıyor musun ya da hani akor, aranje yaparken akor, mutlaka onlar gerekiyor yani. Aslında evde aranjörlük yapmıyorum ben. Bir tane klavye var ama eski bir klavye yani. Dandik. De değil yani. Yine de iyi yani. Onunla bile yapabiliyor ses çıkıyor mu? Çıkıyor. Tamam. Tamam. Klavyesinin de hakkını yemedi son dakika. Dandik değil de yani. Aferin Beyazıt. Öyle dandik falan dersen ork üzülürdü. Bu arada türkü de söylüyor. Yani sadece enstrüman çalmıyor. Sesi çok güzel. Sesi de ya çok bana, güzel. Sizin ekipten arkadaşlar yani bir parça gönderdi. Bayramdan bayrama mı söylüyordum benim? Bir türküm var, ilk albümde söylediğim. En sevdiği türkü. Ağlattı beni çünkü o ilk albümde babamın aslında bir türküsü, Bayramdan Bayram. Ben de onu derledim, albüme koydum. Babam da, bizde ailede ozanlık var. Yani amcam var şimdi Afyon Emirdağ köyde.
Yine ozanlık geleneğini devam ettiriyor. 75 yaşında aşık yoksul derviş, buradan onlara da selam gönderelim. Bizim ailede böyle ozanlık olduğu için rahmetli babamla çok güzel besteler falan yapıyordu. Onlar duruyor. Bir belki projelerden bir tanesi olacak bu herhalde. İşte sağlığımız el verdiği müddetçe yeni projeler falan yapıyoruz. Onlardan bir tanesi de babamın eserlerini bir albümde toplamak. Ne güzel olur. Evet. Bir de on parmağında on marifet. Tabii. Beyazıt'ın. Sadece müzik değil. Evet. Bize sanatın başka dallarına da ilgisi var. Çok iyi. Mesela? Mesela ne? Duydum, birkaç sergi mi yaptın? Sergin mi olmuş? Resimlerinden 5-6 demişti. Ben sayısız diyorum aslen. Yani sayısız. Sayılara çok takılmıyor. Sayılara çok takılmıyor. Ama 6 taneydi yanlış hatırlamıyorsam. Evet, 6 tane kişisel sergisi var açtığı. 6 olmuş, sayısız değil canım. 6 yeter. Çok ama daha olacak. O yüzden evet, zaten tamam. Sayısız. Yani tamam, daha sayısız. Gelsin. Yani, acaba resimlerle mi karıştırdın sergiyi? Yani çok resmin var mı? Sürekli olabilir. Resim. Ne yapıyorsun? Yağlı boya mı? Karakalem. Karakalem, pardon. O biraz onu heyecanlandırıyor. O, size bir sürprizi var. Tabii ben hemen ya sen kendin sürprizsin zaten. O taraftaymış ışık sürpriz. Hemen ben veriyorum. Merak ettim. Bayağı. Şimdi bayağı oradaymış. Sen vereceğim, ben sana şöyle vereyim. Şimdi göstermem önce. Göstereyim. Şimdi biliyorum. En çok nereyi seversin? Afyon'un kalesi meşhur, ben biliyorum. Karahisar Kalesi. Karahisar Kalesi. Ha. Başka şey de var, türküsü de var. Tabii, Karahisar Kalesi yıkılır gelir. O zaman... Ya sen ne adamsın ya? Ya... Nasıl? Ya delisin sen ya. delisin. Bak, o kadar çok resim var ama bu ikisinin kombinasyonu ilk kez oldu. Evet. Sanat görülmeyeni görmektir. Beyazıt gibi bir sanatçıya bu yakışırdı zaten. Ya çok teşekkür ediyorum canım kardeşim. Bir şey değil amca. Ellerine sağlık. Beyazıt'ın en önemli özelliklerinden biri çoğumuzun kaybettiği incelikleri kaybetmemiş olması. Ben derim ki şimdi bu çok güzel bir stüdyodayız. Teşekkür ederiz burayı ayarladığınız için bir kere. Bir şey değil. Sana teşekkür ediyoruz. Bir şey değil. Ben de şey yapmak istiyorum. Şu profesyonel bir aranje odasını gir. Orayı bir, o atmosferi bir kokla bence. Bir bak. Sonra hani klavyede akorlar basman lazım. Üstüne çalman lazım. İşte perküsyon, bütün aletleri birer birer çalman lazım ama önce profesyonel bir aranje odasına gidelim derim. İşi bir yerinde görelim yani. Evet. Mutfağa gidelim. Tabii olur. Stüdyo mutfağı. Buyur canım. Hadi bakalım. Buyurun. Stüdyo mutfağı. Buyur canım. Sizi önden alalım böyle. Müzik, manuel yollarla aktarımdan dijitale geçtiğinden beri aranjörlük de ayrı bir sanat dalı gibi karşımıza çıkıyor. En doğru ton, en doğru ses, oranlar ve ölçüler. Hepsi aranjörün masasından geçiyor. Ama en önemlisi de o güzel hislerin kaybolmadan, mekanikleşmeden bize ulaşmalarını sağlıyorlar. Gel seninle beraber. Artık düet zamanı geldi. Oh. Ay. Oh. Kim daha güçlü gösterelim. Var mısın? Hadi kalk. Zaten bir şey söyleyeceğim. Beyazıt ne demiştin sen bağlamaları? Ne yapacaktınız Kubat abinle? Bağlamayla çalacaktık. Çalacaksınız. Sazları, bütün sazları ağlatacak. İşte bu. Ağlat, tamam. Hadi ağlatın, hadi biz de eğlenelim. Oh. Bayramdan bayrama babam hazcını sormasam bir türlü, sorsam bir türlü. Çok derin açılmış gönül yarası, sarmasam bir türlü, sarsam bir türlü.
çok derin açılmış gönül yarası. Sarmasam bir türlü, sarsam bir türlü. Ne desem inanmaz, bilirim bana. Bacıyı kardeşi eyletti bana. Suçlunun suçunu gözler önüne. Sermesem bir türlü, sersem bir türlü. Suçlunun suçunu gözler önüne, sermesem bir türlü, sersem bir türlü. Beyazıt gerçekten çok çok yetenekli bir çocuk. Yani Allah ona böyle bir yetenek vermiş. Tamam, bazı sorunları belki olabilir ama onun yanında da çok özel bir çocuk, böyle yetenekli bir çocuk. Ama burada şeyi gördüm ben, yani sanatın gücünü, gerçekten sanatın gücünü Beyazıt bize öyle gösteriyor ki, yani herhalde bu çocuk sabah akşam, hatta annesi diyor gece bile kalkıp, gece 2'de 3'te yani müzik çalıştığı, yaptığı oluyor. Yani biraz ibadet gibi bir şey bu. Onu öyle bir motive etmiş ki yani sıradan insandan daha özel hale gelmiş müzikle. Haşır neşir, ola ola, bütün enstrümanları çala çala. Tabii bunun hayatında bir de çok sevdiği kubatı var. Onu da özel bir yere koymuş. Yani benim unuttuğum parçalarımı hatırlattı bana bugün. Ekstra bir duygulandım falan ama çok özel bir yetenek. Yani Beyazıt ciddi bir örnek diğer arkadaşlarına, diğer insanlara. Ondan çok şey öğrendim bugün. Gerçekten çok duygulandım. Size teşekkür ediyorum. Bizi bir araya getirdiniz. Muhteşem size, ekibinize. Acayip profesyonel, 10 numara bir iş yapıyorsunuz. Allah sizlerden razı olsun. Böyle devam edeceksiniz zaten ama bu Beyazıt, bu yani Beyazıt'la benim ilişkim bu programda kaldığı gibi kalmayacak. Ona yemek sözüm var. Beraber müzik yapma sözüm var. Bayağı bir söz aldı benden. Belki daha iyi noktalara nasıl getirebiliriz Beyazıt'ı? Artık böyle bir şey üstlenmiş olduk ister istemez bu programda. Güzel bir dostluk doğdu. Teşekkür ediyorum size. İyilik Kulübü'ne hoş geldiniz Kubat Bey. Beyazıt'cığım, seni tanıdığımız için çok mutlu olduk. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Ayrıca çok güzel vakit geçirdik. Bu bölüm yani türkü dolu bir bölüm oldu bizim için. Çok da eğlenceliydi. Sayende evet. Kulaklarımızda ne toz kaldı ne pas. Vallahi bak çok eğlendik. Doğru. Doğru. Şimdi sana bizim de taktığımız bu İyilik Kulübü rozetlerinden takmak istiyoruz. Tabii. İyilik Kulübü'ne hoş geldin Beyazıt. Artık rozetimizi de taktığımıza göre bu sayede sen de İyilik Kulübü ailesinin bir üyesi olmuş oldun. Çok teşekkür ederim, sağ olun. O yüzden şimdi senden gelenekselleşmiş olan İyilik Kulübü gülümsememizden yapmanı istiyoruz. Tabii ki de. Bravo! Çok sağ ol. Sarıladın mı? Tabii. Bugün neler yaptık Beyazıt? Stüdyoya ilk olarak stüdyoya girdik. Ondan sonra bağlamayı ben çaldım. Yanında Kubat abi var. Ha, ben çaldım. Hem çaldım hem de söyledim. Beraber de söyledim Kubat abiyle zaten. Peki Beyazıt, neler hissettin? Bu sabah yani gelirken yani Kubat abiyi göreceğim diye yani heyecan, benim hissim heyecan yani. Heyecan hissim var yani. Tabii o anda tabii buraya geldiğinde Kubat abi gelecek diye beklemiştim zaten. Tabii geldikten sonra tabii o kadar heyecanlandım ki yani ne söylesem bilemiyorum yani. Şimdiden tanıştığıma çok memnun oldum diyeyim.
Kubat'la ilk tanışman nasıldı? Fırat abiden bir tane küçük bağlama vardı şu kadarcık. Cu diyelim. onunla beraber çala hem çalıyorum hem de bahçe duvarının türküsünü söylüyorum. Sonra da oynuyoruz. Ondan sonra arkamda Kubat abi vardı. Ben o sırada arkamı dönmemiştim ama şimdi ondan sonra ardından döndüm yani. O kadar heyecanlandım ki yani anlatamam yani. Burası iyilik kulübü. Burada herkese yer var. Burası iyilik kulübü. Burada herkese yer var. İyilik kulübünde bu hafta neler oldu bir göz atalım. İyilik kulübünden istediğim dilek Kubat abiyle beraber şarkı söylemek, konser vermek. Özellikle de düet yaparak bir de sazları birlikte ağlatmak da isterim.